Merhaba arkadaşlar. Expert kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda Merhaba arkadaşlar. Expert kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda Gate.io borsası ile ilgili sorularınızı cevaplayacağız. Nasıl VIP 1 oluruz? Nasıl VIP 2 oluruz? Bu konuya değineceğiz ve GTO borsundaki ikolardan bir tanesine birlikte katılacağız ve adım adım size göstereceğim ne gibi ekranlarla karşılaşıyorsunuz. Ben nasıl yatırım yapıyorum, karar veriyorum. Bunları paylaşacağım sizinle. Bu videoyu adım adım o şekilde hazırladım. Yani Adım adım hazırladım arkadaşlar. Bazı arkadaşlarınız videoyu yarısını izliyor, yarısını izlemiyor. O şekilde sorular soruyor. Ama size tavsiyem kısa bir video arkadaşlar. Hepsini izleyin. Aklınızda hiçbir şey kalmasın. O nedenle arkadaşlar size tavsiyem videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Başlamadan önce küçücük bir rica. Böyle videolarımın devamının gelmesini isterseniz kanalımı takip ederek ve bu videoyu likelayarak desteklemiş olursunuz. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar hızlıca bir piyasa değerlendirmesiyle başlayacağız. Piyasa değerlendirmesini gördüğümüzde bu coin 360 sitesi ve Bitcoin'in sabit düşüşlerde olduğunu, birçok altcoin'in düşüşte olduğunu ve Ethereum'un, Doge'un, ATP'nin, Matic'in ve XMR'nin liderliğinde altcoin'leri yukarı çekmeye çalıştığını görüyoruz. Biliyorsunuz Ethereum all time high yaptı dün yani en yüksek seviyesine ulaştı. Bu şekilde bir piyasa görünümü bizi karşılıyor. Tabii şimdi hızlıca total market yani total 2'ye bakalım. Yani altcoin market cap'e bakalım. Altcoin market cap arkadaşlar 1 trilyon doların sınırında bu şekilde ilerliyor. Şimdi birkaç gündür piyasa değerlendirmesi yapmıyorduk iyi gittiği için ama bugün bir değinelim istedim. Birkaç arkadaşınızdan da sorular geldi. Evet arkadaşlar şu an 1 trilyon dolar bareminde takılıyor şu an e, altcoin market cap. Bunun da üzerine atarsa kendini gayet güzel olur ama yükselen trende devam ediyor. Gördüğünüz gibi çok güzel çalışmış. Trend çizgimizi iğne atmış. Yukarı çıkmış. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Güzel para var pazarda yani şu an markette. Bitcoin dominansa baktığımızda da Bitcoin dominans da 50.69 seviyesinde ve bu seviyede bir takıldı arkadaşlar. Şuradan bir hızlıca bir baktığımızda direnç çizdiğimizde şurada bir arkadaşlar şu inat diye değil de şu barların olduğu yerde burada yani 50.39 seviyesinde bir ee desteğin olduğunu görüyoruz. Buraya destek yapıp çıkmaya çalışıyor ama umuyoruz bunun altına kırar. Bir sonraki geleceği yer 48, bir sonraki geleceği yer 46 arkadaşlar. Önceki yıllarda baktığımızda buralarda takıldığı zamanlar olmuş. Yani 2018 senesinde gördüğünüz gibi en geldiği nokta 35 seviyesi arkadaşlar. Ve bizim de aslında şurada baktığımızda biraz yukarı taşıdığımızda şu seviyelere gelmesi gördüğünüz gibi birçok bara değdiği seviyeler bu seviyelere gelmesi o da işte 46.5 seviyeleri piyasaya can suyu katar, bir zıplatır piyasaya arkadaşlar. Daha önce de konuştuğumuz gibi onların her şey olumlu gidiyor. Tabii ki tedirginlik var. Birçok arkadaşınız geçtiğimiz haftaki düşüşten dolayı küstü arkadaşlar. Ee, yani piyasaya o da normal yani. Piyasa küstürdü yani. Bu Elon Musk'ın Bitcoin satması işte piyasadaki balinaların hareketleri gerçekten insanları yıldırıyor. Piyasada regülasyon olmamasını da çok güzel manipüle ediyor bu e, balinalar arkadaşlar. Şimdi de Bitcoin'in fiyatına baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 54 bin dolar civarında burada gördüğünüz gibi bu şekilde sabitli devam ediyor gayet güzel yani Bitcoin'in böyle devam etmesi. Bitcoin için güzel haber değil ama e, bizim için güzel haber yani şöyle bir baktığımızda mesela bir trend çizgisi çizdiğimizde nerede bu mesela öncelerden gelen bir trend alalım şu şekilde hala trendin üstüne çıkamadı bu yakın zamanda bir trend yani Aralık'tan itibaren başlayan bir trend e, daha yakın zamanda bakmak istersek de bunun bile üzerine çıkamadı arkadaşlar ama genel trendlere uzun vadeli bakıyorum ama gördüğünüz gibi şunun bile yakın zamanda trendin bile üzerinde görünmüyor şu an ve kısa dönemli bu şekilde BTC'yi de incelemiş olduk arkadaşlar. Şimdi CoinMarketCap sitesine baktığımızda CoinMarketCap sitesinde... 9478 tane kripton olduğunu görüyoruz. 371 tane borsa işlemde ve market cap 2 trilyon doların üzerinde. Buradan hızlıca baktığımızda Bitcoin'de 54 bin dolar civarı demiştik. 1 trilyon market cap'i var. İkinci Ethereum geliyor. 302 mark 302 milyar dolarlık bir market cap. Fiyatı da 2600 dolar civarında. Üçüncü Binance Coin arayı Ripple'la oldukça aştı. 84 milyar dolarlık bir market cap var ve Ripple'a baktığımızda 60 milyar dolar ve Tether geliyor sonrasında 50 milyar dolar ulaştı o da bugün ve Dogecoin geliyor 42 milyar dolar. Ada geliyor. Dot, Uni, Litecoin, Bitcoin Cash, Chainlink, VeChain, Sol ve USDC olarak sıralanmış. Stellar oldukça listenin dışında kaldı. Son zamanki düşüşlerde ve benzer coinlerin artışlarında Stellar'da da 11 milyar dolarlık bir işlem hacmi bir piyasada para mevcut arkadaşlar. Şimdi GTO borsasına geldiğimizde GTO borsası nedir arkadaşlar? GTO borsası Çin tabanlı bir e, ee... GTO borsası nedir arkadaşlar? GTO borsası Çin tabanlı birçok startup'ın yani ikonun yani ön satışın yapıldığı bir borsa kendini oldukça yukarılara attı. Şimdi size göstermek istediğim şey şu. Kripto, eee CoinMarketCap'e geldiğimizde şurada exchange'ler var. Exchange'lere bastığımızda borsaların sıralamasını güven durumlarına, güven puanlarına göre görebilirsiniz. Dün canlı yayın yaptık arkadaşlar. Canlı yayında da bu konuda birçok soru geldi. Borsalar hangi borsalar güvenli? Hangilerine güvenmeliyiz? Ben arkadaşlar CoinMarketCap'den gelip bakıyorum. Ama arkadaşlar hacklenmeyen borsa yok. Bunu aklınıza bir yerine tutmanız lazım. Yani her borsa hacklenebilir. Onun için zaten dün yayında bahsettiğim gibi soğuk cüzdan kullanıyorum. Ve ee, trade yapmayacağım yani günlük haftalık aylık trade yapmayacağım miktarları ben soğuk cüzdan da tutmaya çalışıyorum. Şimdi borsalara baktığımızda GTO borsası çıkışta. 810 üzerinden 8'lik bir puanla çıkışta arkadaşlar ve 8. sırada kendine yer bulmuş. Oldukça güzel bir şekilde yer bulmuş ve bu önemli bir durum arkadaşlar. GTO borsası bu yani güvenilir bir borsa olarak görebiliriz. Ama dediğim gibi her borsa hacklenebilir arkadaşlar. Tabii ki daha çok kullanıcısı olan, daha yüksek hacim taşıyan borsaların güvenliğinin biraz daha üst seviye olması gerektiğini düşünüyorum ben. O şekilde siz de kararınızı verebilirsiniz hangi borsayı kullanacağım. Ben Binance kullanıyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi yatırımın büyük kısmı soğuk cüzdanda. Binance'te olan kısmım e, gene en çok e, miktar olan yani borsaları karşılaştığımızda en çok miktar Binance borsasında. Ama e, diğer borsalarda MXC'de, işte Coinbase Pro'da, Gateio'da da, e, Bitamp'ta da hesaplarım var. Orada da Binance'te olmayan coinlerin al satını yapıyor. Binance Tomia Coin'lerin al satını yapıyorum arkadaşlar. Şimdi hızlıca GTO borsasına döndüğümüzde GTO borsası bu arkadaşlar ve birçok burada ICO oluyor. İşte Verso, Ispolink, Lever, Bandot, Standard bunlar gelecekler ve şu an bizim katılacağımız Black arkadaşlar. Black katılacağız. Burada da geçmiş olan ICO'ları görebilirsiniz. İşte Ares, Alfer, Lemont, Dehiv, Fly, Hort, bunları da görebilirsiniz. Raise Network, Disbalancer. Oldukça ICO yapıyor arkadaşlar. Neredeyse haftada 3-4 tane ICO oluyor ve bugün bakıyoruz bugün bir tane var. Gene bugün bir tane daha gelecek. E, bu yarına diye düşünüyorum. E, yarından sonra, ondan sonra ve bu şekilde birçok ICO geliyor. Buradan da takipte bulabilirsiniz. Yani Startup sekmesine geldiğinizde buradan takipte bulunabilirsiniz. Şimdi VIP nasıl olunur? Ona geleceğiz. Çünkü VIP olmak şunun için önemli arkadaşlar. VIP olmak bunlara katılmak için önemli. Yani bunlara VIP olmadan gördüğünüz gibi VIP 1 ve üzeri olmadan katılamazsınız diyor. Bu VIP 1 nasıl olacak onu göreceğiz ama öncesinde şuna bir birlikte katılalım arkadaşlar. Buraya geldiğimizde e, sistemi görüyorsunuz. İşte benim hesabımda 600 dolar varmış. 600 dolardan ben VIP 2'yim onun için 40 kopya katılabiliyorum. 40 kopya da şu demek bir kopyada 400 black var diyor ve bir kopya 20 dolar diyor. E o zaman ben 40 kopya alabilirsem aslında ne kadar oluyor? 16 bin adet Black alabilirim ve burada USDT baktığımızda 600 USDT. Buraya gelip ben de hesabımda 30 alacak kadar var. Çünkü 30 çarpı 20 600 basıyorum ve işlemi bu şekilde gerçekleştiriyorum. Ve daha sonra gerçekleştikten sonra da emir buraya düşüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düştü. Bu şekilde 30 kopya ve bugün içinde ya da yarın bana dağıtılacak. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi VIP 1 nasıl olunur? VIP 1 şöyle bakacağız arkadaşlar. Şimdi My Fund kısmına gelelim. Yani cüzdanıma. Burada geldiğinizde bu benim cüzdanım. Açık açık size de gösteriyorum. Şurada Gate token, 308 adet gate token tutuyorum ve bu gate tokenlar 300'lü gitgide artıyor. Herhalde burada staking gibi bir şey var. E, bu da yaklaşık 1000 dolar. Ben aldığımda bu 1.5 dolar, 1.6 dolardı. Şu an gate tokenlar değer kazandı her borsanın token olduğu gibi ve şu an yaklaşık 3 dolar civarında, 3-3.5 dolar civarında oldukça güzel. E, şimdi benim tierim 2 yani VIP seviyem 2 bu nasıl olur arkadaşlar buna bakacağız Nasıl biz de VIP1, VIP2 oluruz? Bunu konuşacağız. Şimdi bazı e, ipuçları var. E, yani bir e, işlem şöyle olabilir. Diyor ki, şimdi göreceğiz. Burada diyor ki VIP1 olmak için diyor 1.5 Bitcoin'lik işlem yapmanız lazım diyor. Ve üstüne bir de 20 tane Gate Token tutmanız lazım diyor. Yani bu Gate Token tutulur. Yani 60 dolar ama 1.5 BTC'lik işlem demek arkadaşlar. Yani yaklaşık 60 bin dolar diyelim. Yaklaşık 85-90 bin dolarlık işlem yapmanızı istiyor 30 günde. Yani bu oldukça ağır. E, diğer diyor ki, diğer bir opsiyon, ben bundan e, taraftarım. E, 14 gün boyunca 100 GT token tut diyor. Yani ortalamasını yap diyor. Ama tekrar hesabından bu 100 GT token çekersen Son 14 günlük ortalama azalacağı için gene e, VIP 1'den VIP 0'a düşersin. Ya da daha hızlı da yapmak istiyorsan diyor 24 saatlik o zaman 0.05 BTC'lik yani yaklaşık 3000 dolarlık coin para bir şey Gate.io'ya sokmanız lazım diyor. Ve bu şekilde VIP 1 olabiliyorsunuz. Tabii ki parayı orada tutmanız gerekiyor. VIP 2 olayım hocam biz daha fazla almak istiyoruz. GTO'dakiler uzaya gidiyor, ICO'lar. İşte 300 kat oluyor, 500 kat oluyor. Daha fazla almak istiyoruz. O zaman arkadaşlar VIP 2 yani benim olduğum 300 get token tutmamız lazım. Ya da e, 6000 dolarlık e, para, coin hesaba göndermeniz lazım. Bu 24 saatte olmak için, bu 2 haftada olmak için arkadaşlar bu şekilde düşünebilirsiniz. VIP3 de bu şekilde gidiyor. 1000 GT token, 2500 GT token diye ilerliyor arkadaşlar. Umarım sizin de sorularınızı yanıtlamışızdır. Aklınızda kalan soruları, Gate.io olsun, başka ICO'lar olsun bu videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu akşam ayrıca e, Kovalent ikosuna da canlı yayın yapacağız. O şekilde de e, katılıp sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdiden hepinize tüm katıldığınız ön satışlarda, ICO'larda bol şanslar diliyorum.